Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bu sefer Instagram'dan yaptık yayını çünkü belki katılımcı olmak isteyenler vardır aramızda. Yayına katılmak isteyen olursa mutlaka alacağız onu da. Şimdi biraz toplanalım gruptaki arkadaşlar. Zaten YouTube'dan paylaştık ama YouTube'da link çok... bıraktın mı? Link Instagram'dan. Bıraktım. Link bıraktım. Linkte sorun yok. Bir kere ben bir link at istersen. Yo, son attım. Zaten grubu kapattım sonra. Grubu kapattım. Şimdi gel sen neler yapıyor çok merak ediyorum çünkü. Tarihte 8 herhalde açıldı zaten şu an değil mi? Tabii kampanya altında, sabahtan beri aslında açıktı. Bannerları falan koymuşlardı. 6-7 gibi koydular bildiğim kadarıyla. Kampanya 8 gibi başlıyor ya. Biz bizeyiz arkadaşlar. O yüzden şey daha iyi oldu aslında. Yani sadece bizim Telegram grubundaki arkadaşlar geliyor zaten. Sayfayı bilen yok. Daha iyi oldu. Şimdi şöyle yapalım. Niye bir rahat edemedim? Yerleşemedim. Biz bunu kaydedebiliyor muyuz bu arada Hamza? En son kaydediyor galiba. Tam bilmiyorum. O da Cemil'imize denk. Kaydedersek YouTube'a da atarız. Kaydedemezsek yapacak bir şey yok. Kaydedersek YouTube'a atalım. İyi olur. Olur tamam. Olur. Evet arkadaşlar. Kampanya başladı. Durumlar nasıl? Yani sizdeki durumlar, satışlar ufaktan başladı mı? Normal şartlarda bu gece itibariyle başlıyor olması gerekir. Gece de demeyeyim hatta. Bu saatten itibaren başlıyor olması gerekir. Gece de bu Nirvana'ya çıkar. Bu 10-11'den sonra banner'lar işte ufak ufak yerleşmeye başladıktan sonra, ki saat zaten 9 olmuş aslında. Ufaktan bir başlangıç olmuş olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar şu an normal, anormal değil. Tamam. Okey. Görüntüyle alakalı bir sorunumuz yok. Sesle alakalı da bir sorunumuz yok anladığım kadarıyla. Arada bir kopmalı olur. Bu da şey Instagram'la alakalı bir şey olur. Muhtemelen internet ayarıyla alakalı bir şey olur. Şimdi ben bu akşam Burak, ben açıkçası daha açıp bakmadım bile. Biz hep söylüyoruz. Bizim Mace çantayla olayımız biraz daha farklılaşmaya başladı. Toptan ve yurt dışı ile alakalı olduğu için. Bu e-ticaretle alakalı, biraz bu para kendi satışla alakalı sürekli söylüyorum. Biraz yavaşız biz. Zaman zaman hepsi burada tek başımıza kampanya görüyoruz. Orada yürütüyoruz. Zaman zaman Trendyol'da yapıyoruz. Şu anda açıkçası çok merak ettiğim bir konu değil o. Çünkü bizim için daha karlı olan bir işle uğraşıyoruz şu an. Evet. O yüzden çok üstüne düşmedik açıkçası. Yani inan kampanyaya hangi ürünlere girdik onu bile çok net bilmiyorum. Açıp bakmadım da. Bir teklif kabul ettik değil mi biz ya bu arada? Ben birkaç tane ettim galiba ya. Tamam. Birkaç tane ettim. Sorun yok. Evet, o şey Burak, yatırım yapmak istiyorduk ama son dönemde son bir o bizim aşağıda şeyde Yeşillik'te çektiğimiz videoda bahsetmiştik. O zamandan beri hep bir geri çekilme var. Ondan dolayı da kendimizi hep böyle bir nakite çevirdik. Ve şöyle söyleyeyim, biz yurt dışı daha ağırlıklı çalışıyoruz çünkü çok daha karlı. Özellikle şu doların yükselmesi. Doların yükselmesi. Talep de çok. Tabii talep de çok gerçekten. Hani bize yetiyor yani. Oradan gelen para Trendyol'u muhtemelen 3'e 5'e katlıyordur. Evet. O yüzden o konuda oradan bir rahatlığımız var. Onlar da nereden geldi? İnanın çok da böyle detay vermiyor. Yani veremem çünkü bilmiyorum. Bizi buldular bir şekilde. Çalışıyoruz son bir senedir aşağı yukarı onlarla. Şimdi buradaki bu akşamki toplamamız amacı, hem böyle bir Telegram'da böyle çok aktifiz yani, en azından gelen kişilerden öyle tahmin ediyorum, öyle değil mi? Sonuçta sürekli bir şeyler konuşuluyor, ben bazen yetişemiyorum, sen yetişiyorsun ya da işte arkadaşlar sağ olsun birbirleriyle de zaten çok etkin bir şekilde konuşuyorlar. Şimdi bu yayının amacı da zaten aslında o, böyle bir karma yapalım, Telegram'la uğraşmayalım, Telegram'da kim ne yapıyor işte. Sorulardan ziyade gelsin herkes burada tek tek konuşalım. Olmadı yayını alalım. O tarz isteklerimiz var. Tabii yayını alacağımız kişileri de hiç Telegram'da görmediğim kişileri de direkt yayını almak istemiyorum. Size de sabah söyledim. Birkaç kişi, yani sürekli aktif olan birkaç kişi var gördüğüm. İşte Selçuk var, işte Onurlar var. Onur Aydemir, Onur işte şey. Soy ismini unuttum ya adamı. Keşke hiç soy isimlerini söyleseydim. Neyse. Erdal abi var belki. Katıldıysa eğer yayına. Yayında kimler var? Onları görebiliyor muyum bu arada? Tabii görüyorum. Evet. Tamam. Biz bizeyiz. Selçuk, sen müsaitsen hazırlan. Bir 5 dakika verelim sana. Belki durumun, pozisyonun müsait değildir. Bir 5 dakika sonra bağlamam sana, olur mu? Seninle de tanışalım çünkü. Ya biz de Selçuk bu arada tanışalım. Çok özür dilerim. Lafını kestim. Bizim Telegram grubunda yönetici biliyorsun. Başladığımızdan beri bize yardım ediyor sağ olsun. Sağ olsun. Yoksa biz o grubu öyle yapamazdık. Aynen. Sağ olsun, kendisi çok iyi yönlendiriyor, yönetiyor bir şekilde. Ya biz de hiç tanışmadık. Şey yapalım. Tanışalım yani. Peki benim sesim nasıl geliyor mu? Benim sesim mükemmel geliyor. Bizim sesimiz tamam, de bize iyi. Yankı yapmıyor. Çok daha güzel oldu sanki. İyi akşamlar. Tamam. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Koşturuyoruz. İyi akşamlar. Hayırlı olsun.
İyi gidiyor. Bizim hiç daha önce hani tanışmadık. Yani grupta da bahsetmedim. Biz takı aksesuar üzerine girdik. Biz normalde ben ve kız arkadaşım sosyal marketing üzerine. Kız arkadaşımın çok büyük sayfası var Instagram'da. Hatta Öyle mi? Trendyol'daki en büyük influencerlardan birisi. Trendyol'da ilk yüzde. Ben de aynı zamanda normal reklamla uğraşıyorum. İşte Telegram olsun. Bu yaklaşık Mayıs ayında falan başladım ben Trendyol'a. E-ticareti daha doğrusu. İşte Mayıs, Haziran gibi son 2-3 aydır da hareketli olmaya başladı. İşte bir yandan artık hani marketingten ziyade e-ticarete kaymaya başladım. Bugün de hareket Peki başladı kendin neredeyse. yapıyor musun şu an hali hazırda Trendyol'la alakalı bir öyle bir çalışma var mı? Reklam çalışması Aha. vesaire yoksa? Başladık. Aha. Yani hatta dünden bu yana 300 lira reklam bakiyesi yüklenmişti. Hepsini Aha. şu an yayına aktif aldım. Bugün sipariş gelmeye başladı yani. 20'yi geçti. Daha Süper hiçbir şey güzel. yapmadan evet. Ve yarın asıl hareketi ben yarın bekliyorum. Ve biz daha kız arkadaşımın sayfasından paylaş falan hiç yapmadık. Yani oradan paylaştığımız zaman patlıyor zaten. Şimdi peki yapma zaman değil mi Selçuk aslında? Hani böyle kampanya başlamadan önce yapmak daha hayırlı olmuyor mu? Daha iyi olmuyor mu? Ya ben ona çok danışman dedim ayın 8'inde mi başlatsak diye. O da tam tersine dedi ki yarın zaten biz bir sürü şey paylaşacağız. Senin ürün hani arada kalacak. Hatta 9'una söyledi. Biz 9'unda paylaşalım. Millet fav alıyor. Son günlerinde patlıyor dedi genelde alışveriş. Şimdi onlarda bir de Trendyol verisi çok daha fazla var. Hani onlar kendi ürünlerinde kim ne zaman almış, hangi ürünleri hangi günlerde hangi saatlerde alıyor hepsini Selçuk sen bir istatistik işe var. yarıyor mu? Çok özür dilerim. Lafını bölüyorum ama Estağfurullah. bu influencerların yaptığı reklamlar. Bak şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim Telegram'da bir arkadaş var yine. Cezmi değil. Neydi? Diğeri. Büyük Cezmi. sayf. Cezmi'den başka ne vardı? Bilmiyorum. Büyük bu çekiliş sayfaları var ya. Taner. Neydi Taner? Bilmiyorum ya. Hatırlamıyorum ismini. Ha Taner biliyorum çekilişçi çok büyük yani Türkiye'deki en Tabii büyük ha, çekilişçi. o sayfaların işte bu işleyişiyle alakalı bir arkadaşımız var. Yaklaşık 5-6 sayfası da çok büyük sayfalar bunlar. Milyonluk sayfalar. Aynen. 3-4 gün önce bir Mace çantayı paylaştı. Yani hani etkileşime bakıyorum. Binlerce kişi görmüş, binlerce kişi beğenmiş, yorum yapmış vesaire. Dönüşüne bakıyorum. Aman aman öyle bir hani bunlar şimdi sonuçta bunlar ayrıyetten Trendyol yaptırmadığı zaman bunlara bir para ödüyorsun. Trendyol yaptığı Aynen. zaman ayrı konu da hani o ödeyecek olsaydım ki biz ödemedik. Sağ olsun o kendiliğinden yaptı arkadaş. Ödeyecek olsaydım o reklam bakiyesini çıkartamayacaktı ama. Öyle düşünüyorum. Aynen. Ya şöyle şimdi kitleyle alakalı. Eğer çekili sayfaların kitlerinde e-ticareti pek bir dönüş olmaz. Olmuyor değil mi? Mesela Evet. hiç olmuyor. Hiç öyle reklama girmeyin bence. Ya şimdi tabii mesela çantayla alakalı eğer siz influencerlara birebir reklam verirseniz hani tabii çok uçuk olacak ama Danla Bilic gibi kişilere verin. Yani o bahsettiğiniz arkadaşım muhtemelen bayan değil. Ve atıyorum mizah sayfasıdır. Mizah Yok şey sayfasından mesela kızların iç sesi mesela sayfa büyük birçok kişi de bilir. Çok da takipçisi var ben de biliyordum açıkçası. Orada falan paylaştı ama yok yani hani böyle para verseydim üzülürdüm yani öyle söyleyeyim. Abi, şimdi mesela benim de Instagram'da 49 bin takipçim var. Mesela çoğu erkektir ama ben hiçbir zaman e-ticarete olarak dönüş almamışımdır. Anladım. Evet tabii yani tabii Bunu ben ben hep reklam söylüyorum yapmıyorum ya yani ben hiçbir influencer zaman reklamı kendim. bir işe yaramaz. Yani yaramıyor demek ki. Ben çok böyle Yaramıyor. denemedik de Ancak böyle bilmiyorum büyük kişilerle hani dediğim gibi kişi mesela hep paylaşıyordur işte hep Danla Bilic yani en bilindik örnekten veriyorum. Yani bu kişiler zaten yeri geliyor kozmetik paylaşıyor, yeri geliyor tekstil paylaşıyor ve inanılmaz satış yaptırıyor. Yani siz o kişi gerçekten o doğru influencer'la çalışırsanız iyi dönüş alırsınız ama işte kızların iç bunu. sesi, işte mizah sayfaları falan, şiir sayfaları, araba sayfaları bunlardan hiçbir şekilde dönüş alamazsınız. Doğru yok. Dönüş zaten Doğru bir öyle kanal değil. Tavsiye olmaz. etmem yani. Evet. Sen şey satıyordun değil mi? Kolye takı vesaire Aynen, falan. aynen, aynen. Şimdi Çanta. çanta ve şeye de geçiş yapacağım. Hani yavaş yavaş tekstile de geçiş yapacağım. Çünkü tek takı Çanta yetmiyor. kalite olarak ne düşünüyorsun? Ya ben markayı açıkçası hani kendi markamızı daha da böyle kaliteli yapmak istiyorum. Yani düşük bir markadan ziyade hani ucuz 15-20 liralık 30 liralık ürünler değil. Mesela bizim tüm ürünler çelik. Hiç şikayet almıyoruz. Genelde tüm ürünlerin puanı 4 yıldız üzeri. Hiç 4'ün altında şey yok. Yani çantada da kaliteli çanta üretmeyi düşünüyoruz. Ha, çok da Anladım. pahalı değil yani. Bir çanta 1000 liralık çanta tanesi yapamayacağız ama bir 50-60 liralık çanta da olmayacak hani. Anladım. Ortasında şu anda. Anladım. Hayırlısı çanta sektöründe çok şey var. Biz sürekli söylüyoruz biliyorsun ama işte Aynen. hayırlısı. Ya Sana onu yardımcı oluruz ya bu konuda. çok isterim yani gelip tanışmak. Ya ben İstanbul'dasın çantanın bu da arada.
Ha, İstanbul'dayım. Şeyde karşı Anadolu yakasında Çekmeköy. Kağıthane değil mi sizin yer? Biz Kağıthane'deyiz. Her zaman bekleriz. Ha, geleceğim geleceğim. Ya Arkadaşlarım geliyor zaman zaman. Seni de bekleriz mutlaka. Tamam. Ben hafta içi müsait olursanız gelin o tarafa doğru. Tabii ki her zaman. Çünkü çanta lazım olacak yani. Diyorum hani şey sadece takıda kalmak istemiyorum yani. Zaten yetmiyor. Bir süre sonra dar olduğu anlaşılıyor. Hani Evet. mutlaka bir tekstil en azından bayan içkiyi bile olabilir. Ve çanta olacak yani. Onlar eklemeyi düşünüyorum. Hayırlısı. Şey soracağım ya, biz şimdi Telegram açtık. Ben bayağı aktif olamıyorum. Biraz ikimizin de yoğunluğu var. Sen takip ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Ama ben Yani hepsini orada takip ediyorum. işe yarıyor mu? Sence o konuşmalar, hani bir şeyler soruluyor, bir şeyler cevaplanıyor. Arkadaşlar da hiçbir şey cevapsız bırakmıyor sağ olsunlar. Herkes bir şey Biz cevap veriyor. yayınlıyoruz, evet. Değil Hepsine mi? cevap veriyoruz. Yok, Telegram grubu çok iyi oldu zaten. Hatta şu an Telegram'daki etkileşim yani YouTube kanalını geçiyor. Yani böyle devam Değil mi? ederse sizin YouTube kanalı 6 aydan fazladır var. Hani Ya izlenmelere baktığımız 3.000 abone olduk ama yani böyle hani sanki böyle o koşturmaya 3.000 kişi de yeter. O ayrı konu da benim için. Benim için hiç sorun yok. 3.000 kişi gayet iyi benim için. Ama yani ben hani kendimden pay biçiyorum. Ben o kadar bilgileri bir yerden alacak olsam ben koştur koştur takip ederim. İnsanlar demek ki o kadar bilgiye de muhtaç değiller. şöyle bir şey var. E-ticaret yapmak isteyen kitle sayısı çok az. Bir de şimdi sizin YouTube kanalındaki 3000 kişi kaliteli. Yani nasıl söyleyeyim? Ya bir oyun videosu yayınlarsınız. 100 bin kişi olur ama size bir faydası olmaz. Oradaki Evet. emin olun 3000 kişiden %10 ile bile iş yapsanız, atıyorum sizden toptan ürün alsa, %1'e bile yapsa size çok büyük bir ticari olarak geri dönüş olur. Bence Toplam 3000 rakam olarak bize bir kalite yararı yok olarak daha oranın iyi. da. Hani olur yani ilerisi. Mesela biz Hani bir 30 yavru 100 bin kişi de olur ama çoğu ilgisiz kişi olur yani. Bence diğer e-ticaret kanallara da öyle. Örnek veriyorum, Can Horoz diye birisi var. Örnek Canım veriyorum tabii. tanıyoruz. Yani az çok Aynen. bilin. Aha. Ya o mesela onun da öyledir. 7-8 bin aboneye Efendim. geçmez. Evet, Yani... yok yok, Can da başarılı arkadaşlardan bir tanesi. Can'ı biz hani piyasadan biliyoruz. Hiç tanışmak fırsatımız olmadı. Ben de hiç yüzle tanışmadım. Ama YouTube çekiyordu. O da bir anda vazgeçti herhalde. Bilmiyorum, hiç bayağıdır da bakmadım ben ona. Hani çekiyorum, çekmiyor Bırakmıştır hala ama. muhtemelen. O da hiç çekmiyor. O şeydi, genelde bu işin isyan kısmındaydı. Biz de tecrübe Negatif kısmındaydık daha bakıyor. ziyade. Yani hep negatif, hep negatif kısmına yoğun. Negatif O isyan, kısmı. onun şikayetleri vardı. O aslında hani böyle bir genel olarak şey vardı yani. Ama sorunlarını çözemedi. Adam komple herhalde çıktı gitti yani. Sektör biliyorsun Ya, zaten sıkıntılı. aynen. Ya bu İnanılmaz zam geliyor dolardan dolayı. her şey zam geliyor, değil mi? Yine Evet, muhtemelen. sendeki durumlar ne? Alışların, biz var ya dün piyasadaydık. Selçuk, aşırı şaşırdım ya. Şöyle aşırı şaşırdım abi. Yani biz bir buçuk aydır böyle alışveriş yapmıyoruz doğru düzgün. İşte bu şeyle alakalı, kampanyayla alakalı biraz alışveriş yapalım dedik. Biraz model toplayalım vesaire gibisinden. Abi %30, %35 zam var hepsinde. İmalatçıların hepsiyle oturup tekrar konuştum ya. Evet. Tekrar fiyatları yükseltelim. %30 ama çok fazla değil mi ya? Ya Ben çok şey fazla. İnanamazsın, ben %10-15 şaşırıyorum. gördüm. Hayır bak, benden şöyle söyleyeyim sana. 10 liralık ürün minimum 15-20 lira olmuş. Ya. İkiye katlamış ya bazı ürünler. Şoka girdim yani. Çok fazla. Ha, elektronik miydi o? Yok, bizim çanta kategorisi biliyorsun. Çantada. Yani şey takıda %10-15'ti. Yok. Yani tam hatta şey geçen hafta karşıya gittim, tekrardan yeni ürünler araştırdım işte Kasım öncesi. Eski ürünlerin fiyatlarını hani hatırlıyorum baktığımda tam %10 %15 artış var. Yani her şeyde şu kutuda bile %10 tam %10 artış oldu. Hatta 15 alırsan. Ama baktığın zaman Trendyol'da hala o yansımaları olmadı. Biraz da o can sıkıyor bizim canımız Hayır. yani. Ben yapmak zorunda kaldım da. Yani ben Abi ismini yapacağız yansıtmak bunu. zorunda kaldım. Aynen. Yapmamız lazım yani. Hani bu 2 gün sonrasında o malı yerine koyduktan sonra bugün satmanın hiçbir manası yok. Bizim 10 zaten 10. YouTube açma amacımız buydu. Yani evet. Ucuz aman satmayın. Yok yok, şu an toptan bizim hani aldığımız ürünleri aldığımız kişiler de söylüyor. Kesinlikle ucuzu artık elindeki ürünleri eski fiyattan verme. Çünkü biz sana tekrardan bu fiyatlardan ürün veremeyeceğiz. Evet. Ya bak ne oldu biliyor musun, hatta şöyle bir örnek vereyim. Şimdi yurt dışında bir siparişimiz var, onu çıkartacağız. Birkaç ürün eksikti, piyasadan alındı. Hani çok adetli değildi o ürünler. Konuştum. Üreticiyle anlaştık. Bir gün sonrasında malı almaya gittim. 5 lira koymuş. Evet. Oo. Nasıl bir ticaret dedim ya. Ben zarar Böyle bir ederim, niye ticaret olur vermem mu? dedim. Yani bir gecede hani seninle konuşmuşuz, anlaşmışız. Oraya gitmişim, 5 lira zam yaptı adam. Yani çok tuhaf işler dönüyor. Bakalım hayırlısı ne olacak bilmiyorum ya. Öyle olunca devam ediyor musunuz? Yani alıyor musunuz lan bir gecede, öyle ticaret var mı söz Şöyle, verdiğiniz? normal şartlarda ben bu ticaretten nefret ederim. Zaten kendisine söyledim. Ki yapmayız. Aynen. Ama şöyle, onun yaptığı 5 lira benim sattığım kâr marjına göre çok çok cüzi bir şeydi.
Yani o ticareti de orada noktalamak zaten gerekiyordu. Gerektiğini yaptık. Ancak ve ancak bir dahakine de muhtemelen mal almayız. O mala yok derim. Ondan yine de mal almayız. Aynen. Aynen öyle bir şey yok. Ama işte dedim ki sen yurt dışına var mı şeyin? Başlıca ya ben şöyle ben 2014-16 yılında Ukrayna'da yaşadım. Orada ev tekstil üzerine mağaza açmıştım iki tane AVM'de. O zaman yurt dışına bir iş bağlantı şeyim vardı. Fakat hatta geçen hafta tekrar Ukrayna'ya gittim geldim. Acaba oradan tekrar yapılır mı diye. Ya şu an yurt dışına mal verme zamanı. Hani evet. Takı aksesuar için bilmiyorum ama o yüzden bir yandan. Yani burada üreten birisi özellikle Avrupa ülkelerini, Rus, Sibirya ülkelerinden Sovyet ülkelerine tam mal verme zamanı ya. Yani bedava şu an. Şu an bedava Türkiye'de her şey. Evet evet ya ben ya işte diyorum ya yurt dışı çok daha biz hani oran vermek doğru olmaz ama ya bir malzeme çıkartacağız. %60'ın üzerinde kar var şu an. Evet. Yani hani aynen. %60 da bunun bu yurt dışında nasıl söyleyeyim gayet iyi bir fiyat olarak algılanıyor. Verdiğimiz fiyatlar. Evet. Yani bizim Çin'den almamız gibi. Bir de şöyle bir şey var. Artık buradaki üreticiler, toptancılar AliExpress'e girmiş, Alibaba'ya girmişler. Hani AliExpress'te zaten satış yapıyorlardı yurt dışına. Artık Alibaba'dan da hani toptancı olarak satış yapıyorlar ve Türkiye'ye yakın ülkeler Çin yerine Türkiye'yi tercih ediyor. Evet. Bir ay, 1,5 aydan ziyade gelmesindense Türkiye'den alıyor. Bir hafta da elinde ulaşıyor. Ya onun bir sebebi daha var Selçuk. Şu anda Çin'den gelen nakliye navlun fiyatları aşırı yüksek. Yüksek. Değil mi? Tabii karşı. Aşırı yüksek yani. Konteynerler 1500 dolardı. Yok 15 bin dolardı. Şu an bir navlun bir konteyner malzeme 15 bin dolara geliyor. Yani 500 liralık mal al 600 lira nakliye ödüyorsun aşağı yukarı. Aynen. Bir o kadar ödüyorsun. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani özellikle Ukrayna'ya, Rusya'ya inanılmaz kolay kargo. Ben mesela buradan oraya ihracat yaptığım zaman ürün fiyatının 120'sine denk geliyordu. Atıyorum, örnek veriyorum 10 bin liralık ürün çektiğinde 2 bin lira falan kargo çıkıyordu. Direkt şehre teslim. Benim bulunduğum mağazanın yerine teslim. 120 falan bir maliyet çıkıyordu o zaman. Yani Çin'le falan kıyasladığımızda çok çok iyi. Çok çok iyi evet. O yüzden biz bakalım. Yani. Kesinlikle kesinlikle. Bir yani valla biz de sürekli düşünüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Gidip yerinde bakmak ama bir türlü fırsat bulamadık ki inşallah bir gün bulursak biz de gideceğiz. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Bakalım. Yani çantada Rusya'yı tavsiye ederim. Rusya ve Ukrayna'yı. Orada çünkü kadınlar genelde alışveriş yapıyor. Erkek ünürü hiç tutmaz mesela orada. Erkekler çok alışveriş yapmaz. Ama kadınlar çok alım yapıyor yani orayı öneririm. Bizim şimdi Türk tarafları bu Özbekistan, Türkmenistan, işte aşağı tarafta Filistin, İsrail vesaire. Yukarı tarafta da bu Avrupa'nın biraz daha orta gelir düzeyin Romanya gibi olan kısımlarında bir şey yapıyoruz. Ne o? Satışımız var ama direkt hani böyle Rusya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye vesaire malzeme gönderemiyoruz. Çünkü muhtemelen sıkıntı da çıkar onlarla alakalı. Bu ihracatla alakalı vesaire bir dünya belge istiyorlar ya. Ürünle alakalı yok işte sağlık bilin ya farklı şeyde var. Avrupa ülkeleri dışında çok diğerleri çok sorun çıkarmıyor bilginiz olsun. Hani onu zaten ben yanınızda yanlarınızda konuşuruz neler gerekiyor gerekmiyor da. Avrupa ülkeleri dışında Özbekistan, Kırgızistan oralara göndermek çok kolay yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse hiç işlem yapmıyoruz. Normal Türkiye'ye keser gibi faturasını kesiyoruz adamın. Adam buradan kapıdan alıyor ve gönderiyor direkt Özbekistan'a. Hiçbir işlem yok yani. Evet. Aynen öyle. Bu kampanyadan beklentin ne? Pardon. Yüksek beklenti için hepsi. Nedir durumu? Ya şöyle benim özellikle elimde kalan ürünler oldu. Mesela harf ürünlerine girdim. Hiç yapmamam gerekiyordu ama bir kötü deneyim oldu. Bir de harf ürünlerine girdim. Onu eritmek istiyorum açıkçası. Çok fazla kaldı elimde. Harf kolyeler. Hani iki çeşit. Bir onları eritsin istiyorum. Yine aynı şekilde satamadığım birkaç daha böyle model var. Onları eritmek istiyorum. Tabii bir de kar yani şu an dedim ya 20 satış. Evet. Ona yaklaşık 50 ile 100 arasına hani günlük yani geçmesini bekliyorum. Zaten normalde de yani hiç bu rakama ulaşmadım bu arada. Hiç yani bir gün içerisinde ama bekliyorum yani. Yani bu şekilde giderse yarın 50'yi geçer tek günde. Yani daha fazlasını bekliyorum ben de. Ben daha fazla adetleri bekliyorum ya bakalım. Siz tabii daha çok kapsamlı. 50 az ama yok ya. Senin için. Bizi söylemiyorum. Senin için söylüyorum. Ha benim için. Daha da fazlasını alırsın. Ya olabilir çünkü benim ilk Kasım olduğu için bilmiyorum açıkçası. Hayırlısı. Daha fazlasını kesinlikle alacağız. Hepsi burada falan var mı? Şu an. Ya hepsi burada açtım hesap. Hatta beni bir hafta boyunca her sabah aradılar. Hani ürün yükleyin, çiçek sepeti de aynı şekilde ürün yükleyin. Ama şikayetleri okuyorum. Hepsi burada da çok fazla teknik sorun var. Yani ben onun altına kalkamam. Doğru değil mi? Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Çok yani doğru söylüyorsun.
faturalarda bir sürü yanlış işlem yapıyorlarmış. Ekstra komisyon kesiyorlarmış. Ya zaten Trendyol'daki bir de biz şey, ben şu an kendi web sitemizi açtırdım ya. E-mail şey, marketing de yapıyoruz. Oradan Google reklamlara çıkacağım, Facebook reklamlara çıkacağım. Yani zaten site ve Trendyol beni yoracak. Bir de üzerine hepsi burada çiçek sepetinde, kesin sorun yaşarım. Evet evet, yo, doğru söylüyorsun. Sitenin bir altyapısı var mı? Hangi marka? Şey, Ideasoft'la çalıştım. Çok araştırdım ben. Hani acaba TigiMax falan diye. Ya, TigiMax çok profesyonel değildi bana göre. Ideasoft bir de eski müşterisi olduğum için yani %50 indirim yaptılar neredeyse. Çok iyi bir pakete ve kargo entegrasyonu da ücretsiz. Güzel. Yani Ideasoft çok iyi. Yani makine gibi çalışıyor şu an sizde. İyi, ne güzel. İyi, iyi o. Yani tavsiye ederim. Yani kargon daha mı ucuz? Kargo entegrasyonuna ihtiyaç duyuyorsun? Şöyle yok. Zaten kendi web sitem olduğu zaman bir kargo anlaşması yapmak zorundayım ya. Sisteme de o kargo şeyine entegre etmem lazım. Anladım, anladım. Yani hangi firma olursa olsun direkt kargo firmasının ekranında yansıması lazım yani benim sipariş. Anladım. Selçuk, peki bizi izleyenleri var mı bir şeyin şunu yapın bunu yapın diyebileceğim bir konu? Açıkçası siz hani YouTube videolarında çoğunu söylediniz. Mesela 2-3 gün öncesinde reklam başlayın dediniz. Ben mesela onu yaptım. Yani 2 gün öncesinde reklam başladım, hatta durdurmuştum bir ara. Bugün hepsini çok başlattım. Çok özür dilerim, lafını böldüm. O Trendyol'un hediye reklam bakiyesini aldın mı? Aldım. 300 lira aldım toplamda. İyi, tamam, süper. Onu soracak. O çok iyi. Ya bedava resmen, çünkü çok basit bir kupon oluşturuyorsun. 100 lira veriyor. Evet. Onu yapıyorsun. Aynen. 100 lira veriyor. Onları aldım. Siz aldım. Şey demiştim. Tabii ben kaçırır mıyım? Demek ki bedava var. Aynen. Tabii bedava. Yani ürün direkt öne çıkarmak falan. Onun dışında siz paketleme için mesela şey dediniz. Ben çok öncesinden kutuları, paketleri, hatta kargo poşetleri hem çalıştığım firmanın hem de ne olur ne olmaz diye hani şeyle yollarım, tekst yollarım diye direkt baskısız kargo poşeti bile aldım. Her şeyi hazırladım yani. Hani günlük 100 sipariş bile olsa şu an çok rahat her şekilde üstesinden gelirim. Yani ürünleri, stokları da. Maşallah. O video çok yararlı oldu. Sizin o şey videosu ya çok inşallah yararlı oldu. Yani izliyoruz, koşturuyoruz. Sen de belli ki izlemişsin, koşturuyorsun, dinliyorsun. Aynen. Telegram'dan konuşuyoruz vesaire vesaire. Hani bir de bunun karşılığını alırsak tadından yenmez. Ama işte karşılığını almak gerekiyor. Çok çok iyi olur. Evet, yani siz tabii, siz biraz daha tabii pazarı kaydırdınız hani başka yere. Evet. Yurt dışına falan. Ama inşallah oralardan da yine dönüş alırsınız. Ya siz böyle şimdi şey, biz kendimizden tabii ki vazgeçmedik. O ayrı konu da bizim hani vaktimiz olmadığında çalışana ekmek var. Biz çalışmıyoruz, ekmek yok demektir. Ama hani aynen, bakıyorsun, çalışıyorsun bir şekilde, işte hazırlıklarını yapmışsın vesaire. Hani umarım bizim arkadaşlarımızdan ben böyle geçen Ekim'de falan böyle başarılı olanları falan duyunca ben mutlu oluyorum. İnşallah sen de hani böyle bir şekilde marka ismini vermek ister misin burada? Benim Jaime Lamode diye geçiyor. Fransızca. Anladım. Yani modayı seviyorum anlamında. Anladım. Kimse yazamaz zaten onu. Kimse yazamaz zaten. Yani sorun yok. Bazı de, ismi vermemiş gibi oldum. Biz bile bir haftada alıştık ismi. Evet, ama güzeldi ben, yani. Ben onu tescilledim de hiç kimse anlamamıştı. Şaşırdım yani. Öyle bir ismin alınmamasına. Tescili aldın mı? Sıkıntı yok. Yani şöyle, artık çıkma aşamasında. Hani korumaya alındı. Bir ya illa iki ay içinde tescili komple çıkmış olur. İyi, güzel. Bayback'la yani. Alakalı sıkıntı yaşıyor musun peki şu an? Yok, hiç yakın, hiç yaşamıyorum. Yani ben orada biraz şanslıydım. Hani direkt marka tescilini alıp ben girdim Trendyol'a. Evet. Hiçbir ürün bana şey, kimse benim ürünün altına giremiyor yani. Fiyat evet. Baskısı da olmuyor böylece. Sizin fiyatı verebiliyorum. Anladım. Etiketi de sorun olmuyor. Çünkü zaten atıyorum bir ürün yüksek girmiş, girdiğim ürünler oluyor. Kampanya döneminde düşürüyorum. Direkt etiketler geliyor zaten hemen. İşte kırmızı evet. Etiket, yeşil etiket. Şu an fiyat baskısı kırmızı etiketleri alabilir mi? Şu an kırmızı etiketi var mı? Bu hard kolilerde şey dedim ya, hani eritmek istiyorum, çok bir kar beklemiyorum evet. Diye. Onların hepsinde kırmızı etiket var. Anladım. Bu çılgın agresif fiyat falan var. Onlara hiç girebildin mi peki? Onlardan çok şey bekliyorum. Agresife hiç girmedim. Yani biz girdik mi ya? Biz de giremeyiz. Agresif fiyat abi, böyle bir şey istiyorlar ki ya 80 liraya sattığın ürünü 20 liraya satarsan agresif fiyat oluyor. Çok ilginç ya, bir şey. Zarar ediliyor o zaman değil mi? İşte tabii zarar, agresif fiyat dediği işte agresif gerçekten. Delilerin yapacağı. Herkesin yapamayacağı. Yani gerçekten öyle. Ama çok bize göre değil. Muhtemelen nakite dönmek isteyen kişiler için olabilir. Adam tabii batmak çok, isteyen beni. Vardır. Batmak aynen. İsteyen beni. Tıklıyorsun, batıyorsun abi. Böyle öyle ya. Hayırlısı. Bakalım. Şey Telegram çok iyi gidiyor bu arada. Hani Telegram'dan dediniz ya az önce 300 kişi, hiç sorun değil. Yani evet. Bir ay bile olmadı yani. Bir ayda 300 kişi bence çok. Benim evet. Korkum da biliyorsun. Geçen yazdığım şey Selçuk. Bu şimdi Telegram grubu büyüdükçe artık kontrolden çıkıyor ya.
Şimdi biz o grubu bir şey birilerinin hayırlı olması için, bir bilgiye sağlanması için açtık. ama geçenlerde böyle hani bir şeyler satılıyor vesaire ediliyor. Hani bir kişiden de ben böyle bir şey duydum, hani aldım malı göndermedi vesaire, bir şeyler olmuş galiba. Tam detayına da inemedim açıkçası, çok fazla ilgilenemedim. Biraz ondan korkum var, insanlar dolandırılmasınlar bizim aracılığımızla. Yani onu şey yaparız ya, ben daha önce 10 bin kişilik grup yönettim. Hani 300 kişi 3 bin de olsa sorun olmaz. Onu çok basit yani, bota ben komut veririm. Hatta üye olan kişiye okuturuz yani, veya sabitleriz onu bir yere. Yani grup içerisinde kendi ürününüzü tanıtmak, alışveriş yapmak yasaktır. Yani bunu duyurusunu yapar. Alışveriş yapsınlar, bunda bir problem yok ama. Ama yani özelden yapabilirler. Grupta paylaşmasın yani. Özelden yapacağınız alışverişlerin sorumluluğu size aittir. Biz onu yazmamız lazım aslında oraya. Tabii yazmamız lazım. Gerçekten mesela hani hem sorumlu olmak istemem, hem vicdanen rahatlamak isterim. Aynen. Çünkü hani abi sonuçta herkes toptancı ya da satıcı. Yüklü miktarda mal alıp satan insan birçoğu. Ne olur ne olmaz, biz onu hallederiz neyse aramızda bir şekilde. Tamam, ben onu zaten, bana yazarsanız ben onu sabitlerim de. İyi, herkes iyi olur. Herkes kişi görür. Tamam Selçuk. Var mı demek istediğim yok, bir şey? Yok, umarım herkesin satışları çok çok iyi olur. Çok iyi yarın. İnşallah gruptan yazın şeyde. Kampanya sonunda mutlaka tekrar konuşalım. Beklentiyi aldık mı gibisinden. Hı-hı, tamam. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben sizlere teşekkür ederim. Zaten yine izliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hafta içi görüşmek üzere geleceğim. Sağ olasın. Çok sağ ol. Şimdi biz devam edeceğiz ama birilerini alalım. Biz devam edeceğiz. Selçuk'u gönderdim. Valla ne güzel. Ben bu daha kolaymış. Selçuk'u engellemeyelim de. Evet valla kaldı dedim Selçuk. Tamam gitti. Evet arkadaşlar, varsa sorusu olan ya da yayına katılmak isteyen tanıdıklarımız kimler var burada bakalım. Bir bakalım. Erdal abi alalım ya. Erdal abi geldi mi ki? Geldi geldi. Erdal abiyle de hiç tanışmadık ama kendisiyle bilemedim. Bakalım. Bu telefon niye böyle ya? Arkadaşlar sorunuz varsa bekliyorum sorularınızı. Ya da yayına katılmak isteyen varsa yine bekliyorum aynı şekilde. Yani Facebook reklamını denebilen var mı? Facebook dediğiniz yani Instagram'dan bahsediyorsunuz aslında. Facebook'tan artık hani böyle bu alıcılar biraz daha yaşlı kesim olduğu için tabii ki hedef kitlenizi ona göre belirleniyor. Facebook reklamları dediğimiz işte tabii ki Instagram reklamları, Google AdSense reklamları vesaire. Deneyebilen var mı? Trendyol'la alakalı soruyorsun anladığım kadarıyla. Biz yaptık ya bunları. Facebook'ta Trendyol Facebook kısmında. Trendyol kendisi açtı ya. Biz denemedik onu değil mi? Bizim yaptığımıza benzer şey ama ya. 500 baremini geçtik çok şükür. 500 baremi nedir? Ben onun acemisiyim, anlamadım. 500 baremi ne? 500 adet demek istiyor işte. Yani. Adeti mi? 500 adet. Daha kampanya başlamadı. 500 adet mi sattınız? Etsy çok iyiydi. Etsy'de ne satıyorsun ki? Biraz özel ürün olması lazım orada. Mehmet Bey alalım mı sizi yayına? Etsy çok iyi gidiyor diyor. Kimdir? Söyleyemeyelim. Tanıdık birisi. Tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum ki. Evet. Ne diyor? Aysun Trendyol hesabı okusana. Hamza benim gözlüklerim yok yani. Aysun Trendyol hesabı yapıyor musunuz? Yanlış hesaplama yapıyorlar mı? Başına böyle bir şey geldi mi gibi bir şey sormuş. Trendyol ilk girdiğimiz ilk sene 12 ayın 12'sinde tek tek Excel'e çekip satışların iadelerini vesairesini ve hepsini bayağı her ay uğraşıp bir dosya hazırlamıştık. Hiçbirinde bir hata bulamadık. Ve bir kuruş bile. Yani çok nadir böyle kargo hataları olmuş galiba. Evet. Onları da zaten sonraki aylarda düzeltmişlerdi. Evet. O yüzden Trendyol'la alakalı bir şeyimiz yoktu. Eksik ödeme değil, fazla ödeme yapıyorlardı. Yani hı-hı, kargoyu kesmiyordu bizden. O yüzden Trendyol'la alakalı bir şeyimiz, şüphemiz olmadığı için tekrardan hesaplama yapmıyoruz şu an. Ama hepsi burada ile alakalı hesaplama yapmak istesek de yapamadığımız için açıkçası şu an ya, ne durumdayız? Yapıyoruz aslında da biraz genel yapıyoruz. Evet. Sıkıntı oluyor da bakmayın. Trendyol'un hesaplaması kolay. Nasıl yapıyorsunuz diyorsunuz ya. Trendyol'un hesaplaması kolay. Zaten iadeler belli. Giden kargolar belli. Kargo adetleri kime gittiği belli.
O yüzden Trendyol'un yatan parası belli o haftalık 15 günlük. Trendyol'un hesaplaması kolay ama şimdi canlı yayında tek tek nasıl yapıyorsun diye sorarsan onun işi biraz uzun arkadaşlar. O iş biraz sıkıntılı yani. Yayını alalım ya. Yayını alalım. Kimi alalım? Aysun Handmade. Bizde konuşmuş, ben hatırlamıyorum. Aa, konuştuk evet. Ama şey, Aysun Hanımların kendi el emeği çantaları. Orada normal. Etsy'de iyi iş yapmaları. Tamam, alalım. Kişiye özel de yapabilirler. Mehmet Bey, Aysun Hanım, artık hanginizle görüşüyorsak müsaitseniz alabiliriz canlı yayına. Bakalım. Katılma isteği az önce vardı. Kapandı birisi tarafından. Versene şunu. İçeyim ben. Ben karadut o. Smoothie ha. Bayağı yoğun. Smoothie güzel. Benim böyle oluyor hayatım. Buzlu olur aslında. Evet. Arda Can bize göndermiş ama açıkçası yani kabul edemem şu anda. Evet. Aydoğan doğru söylüyorsun. O kargo katkı payı, yok işte geri katılım payı, yok işte şey gibi. Yani fark ettiyseniz zaten muhasebe kısmında 30 tane şey var. Bir çantaya 30 fatura ya. Hem öyle bir ürüne. Yani dediğin gibi hem öyle hem de gerçekten bu hesaplamak için 30 tane şey var. Fatura şey sekmesi var. Yani gider sekmesi gibi. Onlardan seçip tek tek hangisinde bakiyen varsa çekip egzerini alıyorsun vesaire. Resmen dediğiniz gibi kafa karıştırmak için şey yapmışlar. Parayı hesaplayamayın diye. Ama şu an hepsi burada da satışlar güzel. Hamza. Ya da aynı konu, doğru söylüyorsun. Bizim de biz de onu nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Giden evet Bey, müsaitsin alıyoruz. Arda daha sonra seni alacağım ama bir bakacağım önce, bir saniye. Mehmet Bey aldık. Bakalım. Arda'ya da Telegram'dan bakalım. Tanımadığım kimseyi alıp gol yemek istemiyorum açıkçası. Ne olacak ya? Canlı yayın. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Abi bir türlü konuşamadık seninle ya telefonda. Mesajlaşmıştık ama annem herhalde sizle görüşmüştü, Aysun Hanım. Evet evet, doğru. Aysun Hanım neyiniz oluyor, özür dilerim? Annem. Öyle mi? Aysun Hanım ben hatırladım ya. Geçenki canlı yayından hatırladım, tamam. Evet evet, sizin yayınları izliyor zaten. Süper süper. Nasıl, kendisi iyi mi inşallah? İyi çok şükür. Şimdi işte yurt dışına odaklandık biraz. Öyle mi? Zaten görüşmüştük sizle de, hani videolarınızı da izledim. Yani yurt dışı şu an iyi gidiyor. Etsy bizim için iyi gidiyor. Bir de ekstra ahşap ürünlere de girdik. Ha. Bunlar çok iyi. Onlardan memnunum. Yani böyle doğal işte, ahşap mı bu? Doğal bebekler için falan mı? Yok şey, veganlar için işte bulaşık fırçasıdır, kahve fincanıdır, o tarz şeyler. Hani böyle ekolojik ürünler olur ya. Etsy'den mi sadece ama... Mehmet Bey? Wish de var. Ya Wish'i zaten sizle tanımıştım. Çok da memnun kaldım aslında ama çok şey yoğunluğu var. Hani Damla'nın ilk başta çok iyi ilgilenebiliyordu. Şimdi satıcı sayısı çok arttı herhalde. Evet, bizim etkimiz onda büyük ya. Damla Hanım çok teşekkür ediyor ama en son videomda biraz kötüledim. Arayıp biraz isyan ettim. Ya hangi birine yetişsin tabii, o da var da sistem biraz sıkıntılı yani. Müşteri evet, hizmetleri sistemi biraz sıkıntılı. İşte kargoları biraz şimdi ayarladık. Kargo 24 ile çalışıyoruz mesela. Ben çok memnunum yani. Fiyatlar, fiyatlar nasıl, çok üzücü. Bizim en çok merak ettiğimiz. Biz herhalde onunla çalışmadık. Abi fiyatlar mükemmel. Yani ben hep karşılaştırıyorum. Mesela gönderiyorum. Amerika'ya falan o bölgeye ne kadar gidiyor? Ya 7.5'tan başlıyor ekolar. Şey şimdi bizim ürünler çoğu şey orta büyüklükte. Çok küçük ürün yok. Özellikle orta boy ürünlerde o fark daha da anlaşılıyor yani. Ben hep onlarla çalışıyorum ve çok memnunum. Hani şeyde evet, karşılaştırıyorum. Kargo 24. Bayağı yani, iyiymiş ya. Normalde her kargoyu vermeden önce abi bütün easy shipping'in, navlumdosun hepsine karşılaştırıyorum. Her seferinde o daha avantajlı oluyor, onunla yolluyorum. Yani. Süper süper, sevindim. Bizim en büyük sorunumuz o kargoydu aslında. Peki teslimi nasıl? Teslimde hiçbir sorun çıkmadı abi. Bir de takip kodunu aynı gün alıyorum. Yani proforma yolluyorum, takip numarası veriyorlar bana. Ürün 3-4 gün sonra gitse bile Wish'te, özellikle biliyorsunuz o 5 gün mevzusunu zaten. Hı hı. Wish satıcısı arkadaşlar bilir. Mesela o sorunu öyle çözdüm.
Hiç sıkıntı da yaşamadım yani. Çok da iyi ilgileniyorlar. Ya böyle reklam gibi olmasın da ben her tecrübe mi yok, 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 çok güzel. İyiye iyiye, kötüye kötü diyoruz biz. Sorun yok. Evet. Yani. EasyShip ile çalışıyordum daha önce. EasyShip fiyatları arttı biraz herhalde son zamanda. Avantajı kalmadı yani. Ya ben Etsy'ye en son bir yıl önce ürün yükledim. Hı-hı. Orada Excel'li ürün yükleme yoktu. Geldi mi öyle bir şey? Yok abi. Devam var tek tek yüklemeye. Abi bizim ürünümüz şey ya, yüklemesi zevkli ürünler. Ben seviyorum zaten. Hoşuma gidiyor. Böyle story yazıyorum her ürüne, işte şöyle tasarladık, böyle tasarladık. Hoş oluyor. Zaten SEO yazarıyım normalde de. İçerik yazarı yazıyorum. Ya bizim evet. Bizim bu takipçilerimiz sağ olsun hepsinin bir mahareti var biliyor musun? Evet, harbiden. Hiç boş adam yapılıyor musun? Evet, gerçekten. Gerçekten. Abi ben Boğaz Sosyoloji mezunuyum. Zaten öyle mi? Abi, Boğaz Sosyoloji mezunu ama Mehmet Bey demek istiyorum şu anda. E-ticaret yapıyorum. Yani mesleğimle alakalı bir şey yapmadım hiç. Sosyoloji Boğaz, hiç Boğaz şey... için dediğin anda ben mesleğini de duymadım. Boğaz için de takılı kaldım ben. Eyvallah. Ama yani dediğim gibi sizin videolar sayesinde başladık gerçekten. Yani o videoları izlemeseydim, bir de işte Can abi vardı, Can Hovuz vardı. Onu izleyip biraz moralim bozuldu. Sonra sizin videoyu açıp... Az önce Selçuk'la Can'ı konuştuk. Can'ın bu akşam kulaklarını çınlattık. Belki yok, de şu anda şey, takip ediyoruz. Kötü anlamda değil. Hani onun olumsuz yanından ders de çıkarıyor insan. Tabii ama tabii, sizden tabii. Umut ve olayarak yani devam ediyor. Can e-ticaret sektörünün isyankar adamı. Evet. Sorun yok yani. Onu kendi de söylüyor zaten. Sorun yok. Ama sizden yani şey, teknik bilgi böyle... Teknik bilgiden de kastım şu, bir genel bilgiler var her yerde bulabileceğiniz şeyler. Bir de böyle işin hakikaten içinden olunca öğrenilecek şeyler var. Onları sizden öğreniyoruz yani. Başka bir içerik yok zaten. Trendyol ama çok sıkıntılı abi. Yani ben sizin videonuzu izleyip gaza geldim baya. Son evet. Kasım videosuna. Aa dedim tamam yetiştiremeyeceğiz. Baya da hazırlık yaptım. ama... Nedir abi durum peki şu an? Abi günde 20 tane falan çıkıyor. Yani tamam çok kötü değil ama beklentim yüksekti. Abi kasımda bu akşam bu gece de bak 12'den sonra eğer sabaha kadar bir 20 tane daha gelmezse abi Trendyol'u kapat. Evet abi şakası bir yana Kasım iyi geçmesi lazım. Ben de öyle bekliyorum. Hani günlük 20 satıyorsan Kasım'da ben sana şöyle söyleyeyim. Günlük minimum 50-60 satman gerekiyor diye daha düşünüyorum. Fazla ya, en kötü yani 100 neredeyse. Ya şöyle abi bizim ürünler kendi imalatımız olduğu için kar marjımız iyi güzel yani. Ama yine de insan, mesela ben Telegram'da arkadaşlara bakıyorum, yine 100 tane çıkarım, 200 tane çıkarım. Onu görünce üzülüyorum, diyorum ya bizde mi bir sorun var? 10 tane, 20 tane çıkarız. Ama herkesin kar marjı farklı. Bak seninki iyiymiş. Bu bizim satıcılardan da söyleyeyim. 3 liraya, 1 liraya çalışan da var. Evet. Yani geçen bir iplikçi tabii. Arkadaş geldi. Genç arkadaş. Ürün başı 1 lira mı ne kar bırakıyor? Ama günde 400-500 kargo çıkıyor. Sürüm çıkar, sürüm yapıyor kendince. Ama onun riski ya bizimkiler örgü çantalar var mesela. Kadınlara ördürüyoruz. İşte makine dikim, kumaş dikim çantalar var. Biz de yapmıştık örgü çanta, makrome. Mahallede diktiriyorduk. Evet biz onunla batıyorduk biliyor musun? Bu makrome çantalar var biliyorsun. Abi bunun işçiliği evet. Çok zor. Ve gerçekten o dönemde çok satıyordu biliyor musun? Yani biz de yaptıracağız diye. Hani ya o biraz satıyordu. Ama bizim vicdanımızla alakalı. Bunun emeği çok deyip kadına fazla para veriyoruz. Fazla para ama bu sefer yetişmedi. Mal yetişmedi. Abi bir tane çanta sipariş. Hani şöyle... Bayana söylüyorum başlayın diyorum akşam 7 oluyor 8 oluyor 12 saatte dikemiyor çantayı. Abi şimdi bizde şöyle bir avantaj var, diken kişiler anneannem, teyzem ve yengem. O yüzden hani bir sıkıntı yok yani aile içindeki kadınlar diktiği için hep beraber bir şeyler yapıyorlar işte. Ben de onları gaza getiriyordum tabii, bakın eliniz alacak bunu bir saatte yapacağız yok şöyle böyle. Yani bir tane yaptılar iki tane yaptılar artık onlar da isyan ettiler. Abi çok zor. Çok zor bir şey gerçekten, elemeyi çok zor. Yoğun bir eleme. Yani. Ama güzel kârı var. Zor, zor. Zor, güzel kârı olabilir evet ama işte zor, gerçekten çok zor. Abi bu işteki son durumunuz ne? Devam ediyor musunuz? Yok ya kapattık. Yusuf videosunu izlemedin abi sen. Sen demek ki benim son videomu izlemedin. İsyankâr videomu. Yok. Hemen izleyeceğim abi. Şunu kapatınca hemen izleyeceğim merak etme. Aynen. Can'a mesaj atmış şey Yusuf galiba. Can abi gel yazmış. Can yani aynen. Bence de güzel olur ya. Gelirse olur yani. Burada eğleniyoruz sonuçta. Abi bir de bu videoyu YouTube'a atacak mısınız? Valla Mehmet abi bunu eğer kaydedebilirsek yapacağız öyle bir şey. Biz de biraz acemiyiz o konuda. Yapabilirsek yapacağız. Abi şey çünkü annem izleyemiyor şu an. Bana söyledi. Yaz dedi. Kayıt varsa izleyeyim dedi. O süper. Yo, en kötü burada. En kötü Instagram'da kesin paylaşacağız. Ama yapabilirsek şeyde de atacağız yani. Ne YouTube'a.
Tamam, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Arkadaşlara da selamlar. Tamam, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Aysun Hanım'a da çok selamlar. Sağ olun abi. Aleyküm selam. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun abi. Engellemiyoruzdur inşallah. Yok, kapandım. Arda bir şey şimdi baktım, ben sizi tanışmayı da çok istiyordum. Telegram'da aynı kişiden herhalde bahsediyorum. Bakayım. Ha, gitti, takip isteği gitti. Arda bir siz tekrar atabilir misiniz takip bu katılım isteği? Geldi galiba. Şurada bir şeyler geldi mi? Arda Can Diler. Galiba Telegram'da ben sizi biliyorum. Siz de merak ettiğim kişilerden bir tanesisiniz. O yüzden bir tanışalım. Şu an okey, kabul ettik mi peki? Kabul ettik, geliyor. Ha, tamam, okey. Yüzden tanıdım abi seni. Tamam. Nasılsınız? Abi sesin kesik geliyor, hiçbir şey anlamadım. Şu anda iyi mi? Telefonu süper, harika. Şeye koymuştum da orada kapatmış mikrofonu. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Vallahi bizim iyi. Sizin nasıl? İyidir inşallah. Vallahi güzel. Rakamlara bakıyoruz. İşte bizde rakamlar tabii biraz daha yoğun. Yüksek. Senin rakamları ben hatırlıyorum şu an. O az önce Mehmet abinin 400-500 dediği kişi sensin. Böyle yok, ben değilim. Ben atmıştım, hatırlıyorsun. Değil misin? Bize forecast vermişlerdi, 40.000. 40.000. Forecast'i kim yaptı? Trendyol. Ha, tamam, okey, hatırladım. Doğru tamam sen hatırladım abi, tamam işte. 40.000 ne ya? Abi 40.000 ne yani? Hani ben böyle bir rakamı duymadım. Duymadım, sen duymamış olayım. Çünkü arkadaşlar isyan başlatabilir biraz da. 40.000 ne ya? Hayırdır diye. Ya 40.000'i... Özel mi abi sattığın ürün? Söylüyor musun arkadaşlar? Söyledin mi Telegram'da hiç kimseye? FMCG. Hızlı tüketim ürünü. Nedir o? Hızlı tüketim ürünü. Ne? Anne bebek. Hızlı tüketim ürünleri. Anne bebek. Ha, genel mesela çok çeşitli yani. Aynen. Ha, okey. Biz biraz arkadaşlara ben zaten gruptan da yazmıştım. Hani bizim ürünler anne bebek, kişisel bakım, işte oyuncak olsun, böyle farklı kategorilerde. Yani biz biraz daha yatayda bir dikeyde iş yapan bir şirketiz. 9 yıllık bir şirket. Ben de 9 yıldır da şirketin başındayım. Şirket aslında sizin mi? Yani adetler çok büyük. Yok, ben profesyonel çalışıyorum. Yani çalışanım. Anladım. Yöneticiyim orada. E-ticaret yöneticisiyim. Kurumsal bir şirket. Adetler yüksek, evet. Yani bu adet aslında çok yüksek değil. Ama biz geçen senelerde, hatta 2019'da bu adedi günde yapmıştık. Ya süper rakamlar, süper rakamlar. Ama benim şaşırdığım nokta, sadece e-ticarette mi çalışıyor bu şirket, yoksa ekstra bir kanal? Sadece e-ticarette yapıyor. Şöyle, yaklaşık olarak 100 kişilik bir ekibimiz var. 9500 metrekarede bir depomuz var. Orada faaliyet gösteriyoruz. Süper rakamlar. Kaç kişi çalışıyor bu? Kargoları çıkartmak için kaç kişi? 65 kişi depo. 35 kişi ofis, 65 kişi depo. 105 kişi, 170-180 kişi. Yok, 100 kişi. 65'e 35, 100 kişi. Ha, pardon, 100 kişi. 100 kişi yine iyi abi. 100 kişi ne ya? 100 kişi e-ticaretle alakalı. Hani... Şöyle, ben 9 yıl önce şirkete girdiğimde bir depoda arkadaşımız vardı. Bir müşteri hizmetlerinde arkadaşımız vardı. Bir de yöneticimiz vardı. Hı-hı. Ben de işte kategori yöneticisi olarak girdim. 3 kişi başladık. Bir salon, ortalama böyle 2+1 evin bir salonu kadar düşünün. Öyle bir depoda başladık. Bugün çok şükür bu noktalara geldik. Maşallah. Yani, süper. 9 yıldır ama o şirkettesiniz. Yani sizin emeğiniz muhtemelen orada en büyüklerden bir tanesidir. 9 yıldır o şirkettesiniz ve işi yönetiyorsunuz bir şekilde. Ya çok şeyler gördük, evet. Bayağı badireler atlattık. Yani zorluklarını da gördük. Çünkü 9 sene önce biz firmalara gittiğimizde, biz internetten satış yapıyoruz dediğimizde, ve bu firmalar da global firmalar. Evet. Yani hani şey değil. Böyle daha böyle küçük ölçekli toptancılar değil. Evet. Hani uluslararası işte firmaları düşünebilirsiniz, aklınıza gelir. Televizyonda açtığınızda hepsi. Evet. Trendyol gelene kadar derdimizi anlatamıyorduk. Trendyol geldikten sonra biraz daha rahatladık. Çünkü hepsi o taraftaki satışları gördü. Trendyol da sağ olsun orada bayağı bir destek oldu. Yani destek oldu derken hani hepimiz biliyoruz, para yaktı. Yakmaya da devam ediyor. Hala da yüksek paralar yakıyor. Bizim tarafta da büyüme devam ediyor. Tabii şöyle, bazen gruptan arkadaşlar yazıyorlar.
diyorlar ki işte abi ben işte şu ürünü adam bu fiyata satabiliyor, nasıl satıyor, nasıl yapıyor? Ya işi matematiği içeri çok farklı. Yani bugün ben de buraya başlamadan önce kendi internet sistemi kurdum aynı sektörde. Ben aslında bir banka kökenliyim. Bankada çalıştım. Evet. Yönetici olarak çalıştım. Portföy yöneticisi. Ardından da hayallerimin peşinde koştum. İstifa ettim. Ve kendi e-ticaret sistemi açtım. Yine hızlı tüketim ürünleri. İşte süpermarket ürünleri diyelim kısaca buna. Evet. Bu noktada şöyle oluyor. Hani her şeyi de kendim gördüğüm için. Şimdi daha güçlü bir firmada da çalıştığım için ikisini kıyaslayabiliyorum. İşte Mega Center'a gittiğimizde veya işte Sirkeci'ye gittiğimizde diyelim böyle kişisel bakım ürünü alacağız. Yani evet o arkadaşların yaşadığı sorunların hepsini birebir yaşadım. Toptancı'ya gittiğinizde adamın size söylediği bir fiyat var. O fiyatı diyorsunuz ki açıyorsunuz bakıyorsunuz. O zaman da internet yok böyle hani çok yaygın da değil. Çok fazla satış da yok böyle. İşte hepsi burada açıyorsunuz. N11 var o zaman. Hepsi burada var. Gitti gidiyor var zaten. Trendyol o zaman daha pazar yeri olmadı. Hepsi burada da pazar yeri olmamıştı. Evet. Sadece N11 ile gitti gidiyor var. Açık fiyatlara baktığınızda bir türlü o fiyatları yakalayamıyorsunuz. İşin arka taraftaki matematiği çok farklı. Yani firma destekleri olsun, işte satıştan, kasa çıkışından dönüşler olsun. Yani orada firmalar da para yakıyor. Şimdi bunu tabii anlatmak biraz zor oluyor. Evet. Şundan dolayı orada ciddi bütçeler var. Yani sizin orada 150 liraya gördüğünüz bir ürünü ben bugün kampanyada 99 liraya satıyorum. Tam olarak ben de onu soracaktım. Yani ben şimdi bu hızlı tüketim ürünlerinde birkaç şey baktık biz de. Daha önce videosunu da çekmiştik. Belki izlemişsinizdir. Örnek veriyorum. Elinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya şeyi merak ediyorum. Ben mesela onu acaba yanlış mı düşündüm ya da yanlış mı aksettim bilemiyorum da. Örnek veriyorum çay. Bugün markette 39-40 lira. Belli markanın belli çayı. Abi bu bakıyorum şeye Trendyol'a. Kargo dahil aynı fiyat. Kargo dahil aynı fiyat. Belki 3-5 lira daha düşük. Belli bir markanın derken devletin sattığı markayı mı örnek verelim? Evet. Abi orada yani işte orada para yakılıyor. Öyle mi? Yani o öyle bir fiyat yok. Ya ben şüphelendim acaba dedim bunda hani farklı bir durum mu var yok, ne bileyim. Sen kesinlikle haklısın. Oradaki maliyet şimdi devletten alırken ekstra bir fiyat alamazsınız. Evet. Çaykur'un fiyatı bellidir. Evet. Der ki işte kaç para ben de çok çay içen biri değilim. 40 lira mı mesela? 39 lira der. 39 lira. Çünkü çayda para kazanılmaz. Yağda da para kazanılmaz. Bugün bir yağın fiyatı kaç para markette? 95 kaç para oldu? 95 lira mı oldu? 129 lira kadar çıktı ve çıkacak da. Şimdi orada çıkan fiyat zaten şöyledir. Yağ, çay, işte şeker tarzı ürünler bunlar bazen marketlerde zararına satılır. Örneğin maliyeti 95 liradır market 94 liraya koyar. Evet. Veya 96 liradır 94'e koyar. Hani içeriye müşteri gelsin zaten içeride o müşteri atıştırmalık grubu alacak, şarküteri alacak, kozmetik alacak. Yani içeriye girdiğinde bir şey olmayacak. İnternette böyle bir şey yok ama. İnternette maalesef adam çay alıyor çıkıyor. Evet. Şimdi orada da bu nasıl yapılıyor? O işin de matematiği aslında ortada bir matematik yok. Destek var. Başka bir şey yok. Orada devlet destek olmayacağına göre kim destek olacak? Bir taraf kalıyor. Anladım. Yani farklı orada, durumlar var. Arka planda çok farklı şeyler işliyor bizim görmediğimiz muhtemelen. Arkadaşlar soruyorlar. Diyorlar ki o sektöre girelim mi? Benim kendi arkadaşlarım da soruyor. Gruptan da soran oluyor. Kesinlikle girmeyin diyorum. Değil mi? Bana da çok mantıksız geliyor ya. Ya bunu da geçen gün bir toplantıda konuşuyoruz. Bir arkadaş sormuştu. Ben de girmeyin dedim toplantıda. Bir platformla mı yapıyorduk? Galiba platformla yapıyorduk bir toplantı. Ya diyor bir kişi bir kişidir diyor. Bir kişi diyor şey sektörden uzaklaştırmışsınız diyor. Hani rakip olmaktan uzaklaştırmışsınız diyor. Ben dedim bayağı gülüştük. Dedim ki öyle bir şey yok dedim. Ben bir kişiyi kurtardım dedim. Evet. Yani bu tarz sizin yaptığınız işleri bence hakikaten o büyük ölçekte yapmadıkça 3-5 adet hiçbir şey kazandırmaz diye düşünüyorum ben de. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hepsi burada nasıl satış yapıyorlar? Nasıl muhasebe yapıyorlar? Ha şey mi? Nasıl fiyatlandırıyorlar? Burada varsınız değil mi? Fiyatlandırma bütün platformlarda varız. Türkiye'deki bütün platformlarda varız A'dan Z'ye. Hı-hı. Bir tanesi hariç. Şimdi o zaman iki sorum var. O bir tanesi hariç olan hangisi ve neden? PTT. PTT'de neden yoksunuz? Ya yani bir sebebi var mı? Ben merakımdan soruyorum. Yok bir sebebi yok. Trafiğine bakıyoruz. Trafiğine baktık. Çok düşük geldi. Anladım. Aslında onlar da çok bastırıyorlar. Ya oraya da girebiliriz yani. Hani şu anda
Hemen hemen girmediğimiz kalmadı. Hatta yakın zamanda İş Bankası ile Vodafone'un girişimlerine de dahil olacağız diye düşünüyorum. Onların öyle bir girişimleri mi var? Bizim haberimiz yok. Tabii tabii. Bize söylemedi. Yo Vodafone'un bu her şey onların yanında diye bir uygulaması var. Vodafone yanında. Evet. Uygulamanın içine her şey yanında diye bir bölüm açtılar. İste gelsin olarak... vardı orada. Yok. Çıktı o. Yok, iste gelsin market olarak oradan hala affiliate yapmaya devam ediyorlar. Evet. Her şey yanında diye bir bölüm açtılar. Orayı da pazar yeri yaptılar. Oo süper. Ben bunu bilmiyordum. Ben iste gelsin çalışıyorlar diye. İş Bankası'nınki de şey pazar ama. Onun reklamları başladı. Bu pazar ama dediğimiz normal Trendyol gibi her şeyin satıldığı bir pazar yeri mi olacak yoksa? O da mobilden. O da uygulamadan. Tam şöyle her şeyin satıldığı bir yer olacak. Evet. Oraya da dahil olacağız gibi görünüyor. Ya son bir sorum var. Siz daha profesyonel bakıyorsunuz. Bir soru vardı. Bir soru vardı aklına takılan. Bu konu ne biliyor musun? Şimdi 2015, 2014, 2015'te Türkiye'de bir pazar yeri çöplüğü vardı biliyorsun. Evet. Bu Markafonisidir işte, 1V, 1Y'sidir işte. Bunun gibi adını sayamadım. Private label'cılar. Evet. Private shoppingçiler. Evet, çok fazla varlardı biliyorsunuz. Şu anki durum da biraz ona gidiyor gibi geliyor bana ama siz ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Bu pazar yerleri konusunda mı? Evet evet. Pazar yerleri kesinlikle çok fazla. Değil mi? Öngörüme göre, kişisel öngörüm, Türkiye'de 3 tane kalır. Evet. Dördüncüsü kalmaz. Yani şu an bütün... İsim vermeyeyim, hepsiyle çalışıyoruz. O yüzden isim vermek çok şey olmaz. Yok tabii ki vermeyelim de ben şeyi merak ediyorum. Yani bu LCY ikisidir, filosudur. Bunların hepsinin bir girişimi var. İşte şimdi İş Bankası'nı duyuyoruz vesaire. Hepsinde bir girişim var. Hani güçlü de bir firmalar. Ama hepsinin ayrı ayrı açması biraz tuhafıma gidiyor açıkçası. Ne olacak bilmiyorum. Ya herkesin bakalım kısmeti diyelim. Açıkçası aynen. biz orada herkese eşit mesafede olmaya gayret ediyoruz. Evet. Onu da nasıl yapıyoruz? Yani hero ürünleri dahi onlara bölüştürmeye çalışıyoruz. Hı. Mesela bu seneki stratejimiz şöyle oldu. Herkese 10'ar 20'şer tane 36 tane diyelim hero ürün vereceğiz. Evet. Geri kalanların hepsinde komisyonlarına göre fiyatları sabit yapacağız. Komisyonlarına göre. Şimdi oradaki o nüansı söyleyeyim. Yani şimdi adamın 10'sa komisyonu 10'a göre. Bizim karlılığımız kaç diyelim? 10. Hı. 10'da adamın komisyonu 20 ile fiyatlayacağız. Diğerinin komisyonu 15 mi? 15 ile fiyat... 5 mi? 10 artı 5, 15 ile fiyatlayacağız. 15 mi? 25 ile fiyatlayacağız. Hani karlılığımız sabit artı komisyon şeklinde yaptık. Onu da neden yaptık? Gerçi sağ olsunlar bize çok destek oluyorlar komisyonlarda. Hepsi küsüyor. Değil mi? Yani ona veriyorsunuz ayrı küsüyor. Buna veriyorsunuz ayrı daralıyor. Pazar yerlerinden vesaire şeylerden bahsediyorsun ya. Bu arada yayın mı dondu? Kategorideki arkadaşlarımız. Ya hepsi sağ olsunlar. Bana geliyor şu anda yayın. Hepsi sağ olsunlar. En sevdiğimiz arkadaşlar. Uzun yıllardır da tanıştıklarımız var. Yani şimdi 4-5 yıldır tanışıyoruz. Sürekli iş yaptığımız bir kişi. Hani orada şey de oluyor. Bir de arkadaşlara şu öneride bulunabilirim ben. Tabii. Gerçi bizim sektörümüz biraz daha şeye yaygın bir sektör. Şimdi siz çanta satıyorsunuz. Çantanın Türkiye'deki pazar yerlerindeki oranlarına baktığımızda hani bir tanesi çok ağır. Diğerleri daha düşük. Çanta satış oranları. Şimdi orada şunu söyleyecektim. Aslında onu söylüyordum. Sizin sektörünüz çanta olduğu için hani bir tarafa yoğunlaşmanız gayet normal. Bizim sektörümüzde biz onu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceği için de bence bu böyle olmalı. Yumurtaları biraz daha sepetlere eşit dağıtmak gerekiyor. Evet, bir taraf çok yoğun güçlü atak yapıyor ama diğer tarafları da çok fazla bırakmamak gerekiyor. O taraflara da ucundan siz mesela geçen videonuzda söylediniz işte hepsi burada ya YouTube yayınıydı zannediyorum. İşte hepsi burada ile bir şeyler yapmaya başladık. O tarafta da bir hareketlilik var diye. İnanın hepsinin elinde bütçe var. Hepsi iletişime de açıklar. Yani daha da açıklar hatta onu söyleyeyim ben size. Daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada kesilmedi değil mi? Sesim geldi. Yok şimdi geldi. Bir ara durmuştu. Tamam. Yani kategorinin içlerine ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlardan
Yani bu konuda uzun vadede Türkiye'deki pazar yeri ekosisteminin de gelişmesi adına diğer pazar yerlerine de mutlaka destek olmalarını ben rica ediyorum. Çünkü her zaman için birkaç oyuncu olması daha iyidir. Bizler için daha iyi, satıcılar evet. için daha iyi. Çünkü tek bir piyasa olduğunda, monopol bir piyasa olduğunda sıkıntı olur her zaman. Ama işte bizim arkadaşlarımızın sıkıntısını biliyorsunuz aslında. Ben genel olarak zaten bildiğiniz halde ben bir tekrar özet geçeyim. Bizim arkadaşlarımız biraz şüpheci bakıyorlar ki küçük sermayeli olmalarıyla alakalı bir durum bu biliyorsunuz. Yani örnek veriyorum az önce de mesela Mehmet Bey de zannediyorum Mehmet Bey miydi? Evet. Selçuk Bey de olabilir tam hatırlamıyorum. Şeyi söylediler. Hepsi burada da bu ödeme almayla alakalı durumlardan bahsettik az önce izlediyseniz. Şimdi korku bir sonuçta parayla iş yapıyor. Yani para kaybediyoruz ya da para kazanabiliyoruz kazanamıyoruz. Korku da buna oranla büyüyor, küçülüyor. Bütçeyle de alakalı. Tabii sizin durumunuz daha farklı. Siz çünkü direkt Hepsi Burada'nın üst yönetimiyle de görüşebilecek pozisyondasınız ki sattığınız adetlere bakarak söylüyorum bunu. Yani bu Hepsi Burada'daki hesaplamalar, fiyat hesaplamaları falan insanları korkutuyor. Bu fatura kesme vesairesi, geri dönüşleri. O yüzden yani normal şartlarda biz de isteriz. Biz de satıcıyız. Her platformda olalım. Her yerden satalım istiyoruz. Küçük ölçekli firmalardan bahsediyorum. Sadece kendi adıma değil. Ancak ve ancak yani bu firmaların bizim gibi KOBİ'lere, işte bizim gibi satıcılara verdiği destekler ve bizim batmamızı önleyecek uyarıların gelmemesinden ötürü ben Trendyol harici pazar yerlerine çok sıcak bakmıyorum. Başından beri hepsini denedik. Ancak ve ancak ya bizle alakalı ya karşı tarafla alakalı çeşitli sorunlar yaşadığımız için hep bir korkuyla yaklaşıyoruz. Normal şartta dediğiniz gibi tabii ki piyasanın büyük olması, rekabetin olması her zaman piyasayı dinç tutar. Örnek veriyorum Trendyol son dönemdeki rekabetin artmasından dolayı komisyonları vesaire düşürdü. İşte ne bileyim ödemeleri kısalttı. Bunun hepsi hepimizin işine yarıyor. Ama işte diğer rakiplerinin de Trendyol gibi gerçekten altyapısının çok sağlam olması ve satıcıyı üzmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya onlar da yapıyorlar bir şeyler. Geçen gün Çiçek Sepeti'nin bir iş ortakları sunumu vardı. Bir onu da izledim. Şöyle kısa bir baktım. Panellerini değiştiriyorlar şu anda. Komple iki paneli birleştiriyorlar. Onların da biraz şeyleri zor. Hani ürünler ayrı bir panelde, siparişler ayrı bir panelde. Bir de arayüz de biraz karışık. Evet. Ama gayet güzel bir şey yapmaya, yani bir ekran gösterdiler, şöyle bir ön gösterim yaptılar. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet, hani Trendyol burada öncü, o önden ilerliyor. Herkes biraz onu şey yapıyor, benzetiyor panelini de olsun, diğer koşulları da olsun. Ama şuna emin olun, mutlaka ya o kadar şey değiller. Hani belki Hepsi Burada'yı genelde biraz böyle şey oluyor. Az önce de sordunuz hani Hepsi Burada'yla mutabakat nasıl oluyor diye. Evet. Kolay olmuyor. Değil kolay mi? Olmuyor. Yani sizin hiç olmuyordur. Bizim olmuyorsa sizin hiç olmuyordur diye. Abi bizde 5 kişilik muhasebe ekibi var işte. Onlar yapıyorlar. Yani. Evet. Evet. Doğru. İşte 4 kişi Hepsi Burada'ya bakıyor dermişim. Şaşırmam öyle dersen de şaşırmam. o kadar değil de. Ama tabii bizde şey hani herkesin bir sorumlu olduğu alan var. Evet. Dediğiniz gibi sıkı takip etmek lazım ama şöyle bir şey var. Evet bizim satışlarımız çok olduğu için biraz daha zor oluyor şeyler, mutabakatlar ama satışların daha minimal olduğu noktalarda yani küçük KOBİ'lerin burada giriş destek olması bu tarz sitelere, ürün vermesi, kampanya vermesi, hani onların hesaplamalarında çok aman aman bir karışıklık oluşacağını düşünmüyorum. Bir de Hepsi Burada da zaten bunu gördü, bu şikayetleri gördü, paneli biraz düzeltti, bir muhasebe ekranı açtı, bir şeyler yaptı. Evet. Çiçek Sepeti keza o da bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Orada da var çünkü ufaktan. N11'in ekranı aslında temiz bir ekrandır yani. İlk kurulduğundan beri fena bir ekranları yok. Evet. O noktada iyiler açıkçası. Basit ve pratik N11. Basit ve en pratik, basit her şeyi görüyorsunuz. Her şey net. Mesela karşılıklı hani arkadaşlar soruyorlar ne yapabiliriz diye. Ya N11'e mail atın. Deyin ki ya 10 lirasını sen karşıla, 10 lirasını ben karşılayayım. İşte şu tarz bir kampanya yapalım. 20 lira, 22 lira işte. 200 lira üzerine 22 lira indirim. 11'i senden, 11'i benden veya işte paylaşımlı. Mesela buna çok şeyler hani sıcak bakıyorlar bu evet. tarz şeylere. Denemek lazım. Denemeden olmaz. Şimdi grupta çok fazla sektörden arkadaşlar var. Yani hırdavatçı da var, kırtasiyeci de var, takıcı da var. Hani ben şey diyemem onlara. İlla bu sektöre gidin veya bu firmaya gidin diye. Herkes kendi firmasını kendisi bulacak. Ama mutlaka tek bir noktaya değil de birazcık böyle diğer yerlere de ufak ufak bir şeyler yapmak lazım. Ya bu bizde de var bakın. 100 kişilik ekipte dahi var. O algı. Hani ya burada işte
çok ciro yok. Ben ciro olan yere yürüyeyim algısı. Ama şuna emin olun. Bir iki toplantı yaptıktan sonra, o kişilerle o iletişimi sağladıktan sonra olay çok farklı noktaya gidiyor. Evet. Ya biz bunu bu sene gördük. Bir platformla onlardan 30'lara çıktık. %10'lardan. Ama sizin gücünüz de var ya şimdi. Siz hani güçlü bir firmasınız. Adetleriniz yüksek, cirounuz yüksek. Sizin hani ciddiye alınabilirliğiniz daha yüksek. Herkes acaba bu size davrandıkları gibi davranırlar mı onu da bilemiyorum. Çok ya, o konuda arabayım. Ilgili, evet, hani, ya kategoriyle ilgili evet. Evet. Hani biraz şey yapmanız lazım. Orada biraz stoğunuzun güçlü olması lazım. Evet. Yoksa firmanın güçlü olması değil yani. Bir ürün vardır elinizde. O ürün 1000 tanedir sizde. 1000 tane o adam için siz onun için güçlüsünüz. Evet. Ya, pazar yerinin mantığı bu. Hani bizim gibi bizde şu anda hani ben 3500 tane aktif ürün var. Çok da ürün yok aslında. Ama şey cirolu ürünler. Hani ürünler değil. Bu noktada bizde tabii biz sepeti dağıtabiliyoruz ama öyle düşünmeyin. Elinizde 5 tane ürün vardır. O 5 tane ürünü birer tane farklı yerlerde kullanırsınız. Yine ciro yaparsınız. Bir evet. dahaki ay farklı ürünü oraya verirsiniz. O diğer ürünü öbür tarafa verirsiniz. Evet. Bir bu konu var. Arkadaşlara nacizane önerebileceğim. Bir de Trendyol tabii en çok grupta Trendyol konuşuluyor. Tabii cironun çok büyük kısmı evet. olduğu için özellikle aynen. Çok da böyle şey oluyor işte. Mağazam linki bu. İşte ne düşünüyorsunuz diye. Açıkçası ben bir gece böyle saat işte biraz erken yatmıştım. Herhalde yorgundum o gün. 1 gibi falan 2 gibi kalktım. Bir mağazanın linkini görmüştüm. Sonra uzun bir yazı yazdım. Böyle 4-5 maddeli uzun bir yazı yazdım. Kişisel yani bunca yılki önerilerimiz. Hani bir de böyle bir müşteri gibi bakınca da gördüğünüz şeyler. Evet. O yazıyı mesela diğer soran arkadaşlara da hep o yazıyı şey yaptım. Reply yaptım. Çünkü aslında matematik aynı. Yani benim mağazamda ne olabilir? Zaten Trendyol mağazasında yapacağınız şeyler belli. Hani mutlaka bütçeniz el veriyorsa girenleri mağazaya takibe bir offer verin. İşte 10 lira. Bu yeni çıktı zaten. Bu yoktu aslında. Bir şey verin. Ufak da olsa. Evet. Bu yeni çıktı. Bu Trendyol'un o sayfasına gir işte takip edersen 20 TL kupon gibi birkaç aydır var zannediyorum. Birkaç aydır var. İşe yaradığını da söylüyor arkadaşlar. Kesinlikle işe yarıyor. Ben bunu bizden de deneyimledik. Yani şöyle söyleyeyim. Orada çok etkiliyor. Ve istatistiklere de baktım. Orada da yazdım arkadaşlara. Yani kullanım oranı %1. Yani sizin %1 para harcayacağınız bir yerde siz bir takipçi elde ediyorsunuz ve bu takipçiler daha sonra mağazanızı yenilediğinizde otomatikman bunlara belli bir algoritmada push gidiyor. Şu mağaza yenilendi diye. Evet. Yani bunu parayla, Instagram'da parayla yaptırıyorsunuz. Binlerce bu, kişiye push atıldığını düşünüyorum da şimdi. Dediğiniz gibi çok mantıklı. Ya %1 harcıyor o kuponu. Şimdi diyelim 50'ye 10 verdiniz. %1'i o kuponu kullanıyor. Geri kalan %99'u kullanmıyor ama o sizin artık takipçiniz oluyor. Şimdi grupta şey konuşuluyor. İşte takipçi sayımız artsın ki mağazaya girdiğinde hani ya bu mağaza takip ediliyor. Bu mağazanın demek ki bir popülaritesi var deniyor. Bunun için bir diğer önerim de şu. Mağazanızı canlı tutun. Yani her hafta mağazanızın belirlerini değiştirin. Her hafta yapmanız yeter. Ben bunun açıkçası bunu ben söylemiyorum. Trendyol'un zaten mağaza eğitimlerinde bunu söylüyorlar. Mağazanızı haftada bir de olsa güncelleyin diye. Çünkü güncellediğinizde insanlar sayfaya sürekli girdiğinde etkileşim de artıyor. Müşteri oradan alışveriş yapacak. Biz hep alıyoruz bunu. Evet. Bir diğer konu da banner'ın yenilenmesi. Ondan sonra kupon verilmesi. O kaç şey daha, bir iki madde daha vardı. Yani isimler. Bir arkadaşın ismini yazmıştım. Yani isimleriyle ilgili, ürün isimleriyle ilgili. Evet. Markasını yazmış. Kadın çanta demiş. Hani sizin sektördendi. Anladım. Yani şey geniş alanda tutmuş ama. Tabii ki. Çok yani geniş alanda tutmuş. Milyonlarca ürün çıkar kadın çanta yazdığında dediğiniz gibi. O yüzden arkadaşlar biraz orada yani isimleri mümkün olduğunca ürünün özellikleri yani sizin Maze çantanın girin sayfasına bakın oradaki isimlendirme nasıl yapılmışsa onu örnek alabilirsiniz. Evet teşekkür ederim. Gayet sağ olun. Gayet yani direkt olması gereken isimlendirme şekli. Ürünün renginden materyaline her şeyine kadar tam SEO'luk. Biz şimdi sizin gibi profesyonel değiliz aslında. Biz bunu deneme yanılmayla bulmuştuk zamanında çalışırken yani şu an çok çalışamadığımız o ayrı aşikar.
Çalışırken Yusuf da bulmuştuk. Yani bize kimse demedi aslında ürünün özellikleri. Hem rakiplere baktık hem böyle denedik. Dediğiniz gibi kadın çantalı denedik. Olmadı. Ondan sonra ürünün detaylandırmaya başladık. Daha böyle aramalarda daha öne çıkması için. Dediğiniz gibi çok işe yarıyor. Bu aslında gerçekten size söyledikleriniz aslında madde madde yazsa arkadaşlar çoğu Trendyol'un şifresi gibi bir şey oluyor. O yüzden gerçekten siz hem bu konuda profesyonelsiniz hem de gerçekten söylediklerinizin hepsi birebir yapılması gereken sırayla maddelenmiş bir şeyi. Yani dediğim gibi bu yayını izleyen arkadaşlar ya da daha sonra izleyecek arkadaşlar mutlaka şey bunu yazarak gerçekten yazarak hani bu derslik şeyler bunlar. Hani sonuçta para verip satın alamayacağınız bilgiler. Hem bu işin içerisindesiniz hem büyük ölçekte bir firmayı yönetiyorsunuz hem de gerçekten direkt net bilgiler veriyorsunuz. O yüzden bu yayın bence yararlı oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar da izler. Denemesini de yapar mutlaka. Ayrıca gruptan da çok böyle insanlara yardımcı oluyorsunuz. Ben görüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani hani hem kendim olan hem de arkadaşlarımla. Yani sizin gibi en azından sektörden ve büyük ölçekte iş yapan kişilerden direkt test edilmiş, tescillenmiş bilgiler almak arkadaşlara bence büyük fayda sağlıyordur. Çünkü dediğim gibi yani gerçekten para verip alamayacağı bilgileri siz bedavadan oradan herkese veriyorsunuz. Ya ben burada size çok teşekkür ediyorum. Bana uzun yıllardır arkadaşlar hep şey derler. Ben böyle biraz hani geçmişimde üniversite yıllarında medyada da görev aldım. Hani YouTube'da işte kanal aç derler bana veya farklı şeyler yap derler. Hani bizim öyle açıkçası biraz zamansızlık diyelim, yoğunluk diyelim veyahut da yapmamazlık diyelim. Evet. Sizinle böyle özellikle Telegram grubunu kurduktan sonra ben daha aktif oldum. Hatta hemen daha kurulur kurulmaz ilk girenlerden biri oldum. Çünkü evet. Neden? Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Evet. Biz de bu bilgiyi ben bütün ekip arkadaşlarıma da söylüyorum. Hepsiyle de paylaşıyorum. Yani kendim bazı şeyleri araştırıyorum. Bulduğum şeyleri onlarla da paylaşıyorum. Çünkü herkes gelişsin, herkes belli bir seviyeye gelsin. Onlar da geleceğin e-ticaret müdürleri olsun inşallah. Evet. Herkes için de böyle bir şey. Yani ben o bilgiyi kendime sakladıktan sonra bir anlamı yok. Ben burada bir kişinin mağazasına daha fazla insan gelirse, daha fazla ciro kazanırsa bu tabii ki onun için güzel bir şey olur. Çünkü çok kişi kaybediyor, gidiyor. Bu noktada hatta geçen gün az önce Etsy ile ilgili, Wish ile ilgili bir misafiriniz vardı. Mehmet Bey'di zannediyorum. Evet. Yani mesela onunla ilgili de ben yazdım. Hani yurt dışına da arkadaşlar korkmasınlar. Sizin de bir denemeniz oldu. Hatta az önce söylediğiniz işte Etsy'de de oldu diye ama Etsy'de evet biraz şey biraz daha yapı handmade ürünler diyelim. Yani daha aslında handmade değil. Yani sizin çantalarda satılır. Sizin evet. Çantalarda satılır. Hiç sorun değil hani satılıyor. Evet. Yani fabrikada üretilen ürünler satılıyor şu anda Etsy'de. Sadece bunun yolunu bulmanız gerekiyor. Biraz cümleleri öyle güzel kurmanız gerekiyor. İşte bu çantayı ben yaptım. Tasarımını ben yaptım. Şöyle evet. Böyle diye. Ama inanın Selçuk Bey de söyledi. Mehmet Bey de söyledi. Yani sadece olayı diyorum ya Türkiye'de de sınırlandırmamak lazım. Yurt dışına açılmak gerekiyor. Çünkü doların 10 lira olduğu bir yerde Türkiye şu anda gerçekten çok ucuz. Çok güzel paralar kazanılabilir. Özellikle kargo konusunda kimse korkmasın. Kargodan korkuluyor. Daha çok korkulan şeyi söyleyeyim. İngilizce. İngilizceden hiç korkmayın. Çünkü zaten her şey şeyle ticket yoluyla yani yazışarak oluyor. Böyle canlı bir şey yok. Evet. Google Translate'e yapıştırın. Sonra siz yazın. Siz yapıştırın. Gönderin cevabı. Ya bu kadar basit. Evet. Parayı yurt dışından kazanmak çok güzel olacaktır. Arkadaşlara bunu kesinlikle öneriyorum. Yani sadece Türkiye ile kalmasınlar. Çünkü evet rekabet şartlar çok zor. Buyback sistemi çok zor. Platformların günden güne şeyi azaltması, marjları azaltması zorluyor herkesi. Bu bizi de zorluyor. Bu arada yani bizim gibi bir şirketi de zorluyor. Bunu yanlış anlamayın. Herkesi zorluyor. Size yapılan baskıyı bize de yapıyorlar. Hatta evet. Bizim ürünler daha rekabetçi. Ben bir ürünün altında 65 tane satıcı gördüm. Bizde. Yani biz en tepedeyiz ama altımızda 64 kişi var. Biz 64 kişiyle rekabet ediyoruz. Evet. Sizde olur bu 3 kişi 5 kişi. Doğru. Yani 10 kişi olmaz. O yüzden bu noktada bizim yaşadığımız zorlukları muhtemelen anlıyorsunuzdur fiyatlama konusundaki. Evet. Yani bizim ürünlerin bizim dezavantajımız şu. Biz global markalı ürünler satıyoruz. Bizim sattığımız ürünlerin Amazon'la yurt dışına satılması çok mümkün değil. Zaten Etsy gibi, Wish gibi yerlerde zaten satılamaz. Evet. Yani anne bebek ürünü, biz bebek bezi diyelim satıyoruz. Bebek bezini zaten satamazsınız. Amazon'da yurt dışına satalım deseniz onu da satamazsınız. Çünkü Amazon'u zaten bizim sattığımız ürünlerin yurt dışında bütün
distribütörlükleri Amazon'la direkt yapılıyor. Amazon deposundan. Biz o yüzden mesela bize geldi Amazon. Daha Türkiye açıldığında ilk bize geldi, dedi ki siz hemen yurt dışı açalım dedi. Pardon. Biz yapamayız dedik. Çünkü bizim ürünler zaten şeye uygun değil. Sonra hak verdiler bize. Ama arkadaşların çoğunun elindeki ürünler yurt dışına satılmaya müsait ürünler gibi geldi bana. Hani konuşmalardan anladığım kadarıyla herkes çok ürününü de paylaşmak istemiyor. Evet. Haklı olarak paylaşmasınlar da zaten bence. Paylaşmamanın nedeni şu. Yani birkaç nedeni var ama tek en önemli nedeni şu. Çok paylaştığınızda bu sefer mağazanıza çok giren oluyor ama dönüşüm olmuyor. Bu sefer dönüşüm oranınız düşüyor. Dönüşüm algoritma her şeyi etkiliyor. Hı. Yani mağazaya giren kişi ve alışverişe dönme oranları bile sizin mağazanıza yönlendirmeyi etkiler arkadaşlar. Bu çok önemli aslında. Ben bunu mesela ben de sizden öğreniyorum. Hani giren kişinin aslında satın alma yapmadığı zaman Trendyol bunu algoritmada kendini alıyor ve sizin satışlarınızı, görüntülenmelerinizi geri plana mı atıyor? Ben böyle mi anlamam gerekiyor? Kesinlikle. Ya var. Ya yani şöyle. Tabii ki bunu açıklamıyorlar. Ama evet. Bunlar bundan dolayı bu noktada mutlaka bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Kötü niyetli kimse yok zaten grupta. Ama sonuçta siz ürününüzü açtığınızda o ürüne potansiyel bir şey de oluşturuyorsunuz. Anladım. Rekabet de oluşturuyorsunuz. Ben şöyle bir şey diğer tarafı. Bizim mesela Mace çanta logosuyla sürekli YouTube'dan paylaşıyoruz. Yani tamam çok fazla takipçimiz yok ama 10 binlerce izlenme de aldı videolar. O videoları her paylaştıktan sonra yeni girecek kişilerin hepsinin ilk yaptığı şey Trendyol'da Mace çantaya bakmak. Tabii ki alışveriş yapmak için değil. Ne yapıyor bunlar diye. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Günde 2000-3000 kişi sadece mağazaya girdiğini gördüm. Ya tabii şimdi artık sizin artık bu noktada geri dönüşünüz pek mümkün değil. Nasıl? Sizin artık bu noktada pek bir geri dönüşünüz mümkün değil. Tabii çünkü yok, bütün değil. Zaten hani öyle bir beklentimiz de yok ama dediğiniz gibi ise eğer zaten bizim hani geri plana çekilmemizdeki büyük etkenlerden bir tanesi olmuştur diye düşünüyorum. Direkt kendime yordum yani. Yok. Ya algoritmada bu tabii etkiliyordur ama bu şey bir etkilenme değil. Hani böyle çok böyle yüzdesel etkilenme olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama dediğim gibi hani o da bir nokta. Ha bunu ne yaparsınız? Bunu güvendiğiniz birine özelden de yazabilirsiniz. Evet. O daha sağlıklı olur. En azından bir kişi girer. Evet. Bir kişi girer, bakar, çıkar. fikrini söyler. Size yazabilir. Bize yazabilir. Evet. Başkalarına yazabilir. Hani o gruba yazdığınızda ne oluyor? Grupta bir de eskiye dönük bütün yazışmaları görebiliyorsunuz grup kurulduğundan beri. Evet. Orada böyle sürekli bir trafik oluşmuş olur. Bir o var. Yani dediğim gibi arkadaşlar bir de kampanyalara katılma konusu. O biraz gerçi biraz ucu açık bir konu. Hani ben ona tam böyle bütün kampanyalara girin diyemem ama kampanya tabii ki o butikler daha fazla pazarlama bütçesi alıyor. Bundan dolayı ben size şöyle bir örnek vereyim. Ondan sonra kapatayım. Çok uzun konuştum. Estağfurullah. Biz Trendyol'a ilk girdiğimizde yani hiç şey yapmadı yani. Biz Trendyol'a ilk girdiğimizde bize özel bir butik açtılar. Ürün sayısı çok diye. Biz sonra dedik ki bize öyle yapmayın dedik. Bizim ürünlerimizi işte ilgili kategori anne bebekse anne bebek butiğinin içindeki ürünlere koyun dedik. Biz yapıyı tam bilmiyorduk. Zaten Trendyol onu istediği kadar butiğe ekleyebiliyormuş. Biz evet. Ama onu tam bilmiyorduk. Ya biz Trendyol pazar yeri olduğunda ilk girenlerdiniz. Evet. Sonrasında bize özel biz son pandemiden beri 2 yıldan beri özel butik olarak da çalışıyoruz. Yani özel butikten gelen ciro belki toplam ciro içinde büyük bir paya sahip. İyi bir paya sahip. Büyük demeyeyim de iyi bir paya sahip. Büyük demek yanlış olur. %50'yi geçmiş olur ama %50'yi geçmiyor. Ama iyi bir paya sahip. Bundan dolayı mutlaka arkadaşlar kampanyalara girsinler. Çünkü search'ten gelen bir trafikle sizi bir butiğin içine eklediklerindeki trafik çok farklı oluyor. Çünkü o butik ciro yaptıkça butik yukarı çıkıyor. Yukarı evet. Çıktıkça da daha fazla pazarlama bütçesi harcıyor Trendyol algoritması. Otomatik olarak sizin ürününüz de içeride potansiyel olarak daha fazla satılabilir. Bir de sizin ürününüz satılmaya başlarsa ondan sonra dediğiniz gibi Trendyol'da satılan bir ürün stok bitmedikçe ömür boyu satar. Evet, bu zaten bizim sloganımız gibi bir şey biliyorsunuz. Aynen. Biz de öyle düşünüyoruz ama o şeye çok iyi değindiniz. O bannerlar yani o butik dediğimiz kısımlar. Gerçekten hangisinin cirosu en iyiyse o kategoriye tıkladığınızda ilk çıkacak banner aslında en çok o günün en çok satan, en çok ciro yapan
banner'ı ki bu 8-10-9-10-11 günlerinde bakın kendi kategorinizle alakalı olan yani bayansa işte kadınsa kadına tıkladığınızda bir gün ayakkabı çıkar, bir gün çanta çıkar, bir gün işte makyaj malzemesi çıkar. O günler aslında Trendyol'un reklam kampanyalarına bağlı olarak yaptıkları ciro ile o banner'lar yukarıya çıkıyor. Burada güzel bir yere değindiniz gerçekten. Şu an mesela örnek veriyorum %50 çanta butiği var muhtemelen. En çok da satacak olan o kategoride o butikte %50 olacağı için muhtemelen en başta da çıkacak olan odur. Bu da ayrıca bir bilgi olsun. Yani sizin çok güzel yerleri değindiniz Arda Bey. Valla 10 numara bir yayın oldu. Ben çok memnunum. Yani gerçekten bizim de öğrendiğimiz şeyler oldu. Ve izleyenlerinde mutlaka bir şekilde buralardan konuşamadım da bir şeyler kapacağını düşünüyorum. Telegram grubunda da çok aktifsiniz. Valla ben çok memnunum gerçekten. Arkadaşlar da çok iyi dinliyorlar. Yani bir şekilde herkes bir geldi. Vakit harcıyorsunuz. Dediğim gibi yani hani parayla alınamayacak işler yapıyorsunuz. Bence. O yüzden teşekkür ederiz ayrıca tekrardan. Yok ne demek. Ben teşekkür ederim. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkürler. Sizi tanıdığıma çok sevindim. İnşallah bir gün yolunuz düşerse mutlaka ofise bekleriz de ayrıca. Tamam. Daha iyi olur. Uzun uzun sohbet ederiz. Zaten şöyle bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum hani olur mu olmaz mı? Mantıklı mı değil mi? Bizim böyle bir Telegram grubunda sürekli aktif olan arkadaşlarımız var. Yani böyle bir toplanıp bir yerde bir yemek organizasyonu. Çok mantıklı. Şey, değil mi? Çok güzel olur. Çok mantıklı. Çok biz bunu farklı sektörlerdeki e-ticaret yöneticisi arkadaşlarla arada bir ayda bir yapıyoruz. Öyle mi? Ne güzel. O zaman böyle bir planımız olduğunda buradan duyurmuş olalım. Bence katılım sayısı da yüksek olur ve eğlenceli de bir durum oluşur diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir şey de yaparız. Siz de gelirsiniz. Yüz yüze de tanışırız daha erken zamanda. Tabii ki. Ne demek. Çok teşekkürler. Çok, ben teşekkür ederim. Akşam yorduk size. Kusura bakmayın tekrar. Yok estağfurullah ya. Biz yayına keyifle katıldık. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar Arda Bey gitti. Arkadaşlar vallahi çok güzel bir yayın oldu. Yani aşırı memnunum. Çok güzel bir yayın geçirdik. Ve herkes bir şekilde bildiği her şeyi paylaşıyor. Ve gerçekten bizim katılımcı Telegram'daki arkadaşlarımız işte Can Bey olsun işte Arda Bey, Selçuk Bey hepsi çok bilgililer. Ve gerçekten hiç böyle negatif bir durum yok. O yüzden yayınlardan da çok memnunum. Telegram'dan da çok memnunum. İnşallah siz de aynı şekildesinizdir. Çünkü dediğim ya sürekli söylüyoruz bunu. Parayla alınamayacak bilgiler bu gruplardan sağlıyoruz. Sizi de çok fazla yormayalım. Akşam 1,5 saat yayın yaptık Yusuf. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Şimdi ben yayına kaptığım için kendimi sana dönememiştim. Yüzüm bembeyaz senin. Arkadaşlar, İyi akşamlar diliyorum ben. Yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Telegram'ı tekrardan aktif hale getiriyorum. Oradan sorularınızı birbirinize tekrardan sorabilirsiniz. İyi akşamlar diliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayını da ayrıca Instagram'da paylaşacağım. Kaçıranlar olduysa oradan izleyebilirler. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.